Arkadaşlar, dün akşamdan itibaren dükkanların hepsi kapalı. Üçüncü gün oldu haber aldığımız. Eczacı açık, banka kapalı, Aldi açık. Hemen hemen her şey kapalı. Bir küçük esnaflar işte, küçük esnaflar dediğim o da fırıncı açık, bir de dönerci açık. Geri kalan bütün dükkanlar kapalı. Bakalım nasıl yapacağız. Dün 160 tane hastalığa kaplan oldu. Akşama doğru haber geldi, 160 hastalığa. Bakalım hayırlısı. Ama bugün işte dükkanların ilk kapalı olduğu gün. Şimdilik her şey normal görünüyor. Sanki hani burada bir pazar günü gibi. Dükkanların kapalı olduğu an. Millet jogging yapıyor. Millet dolanıyor sokakta. Otobüsler neler sürüyor. Her şey normal gibi görünüyor. Sadece biraz daha sakin. Arkadaşlar, Brüksel'de lockdown başladı. Gördüğünüz gibi sakin. Geçen insanlar var. Dolaşan insanlar var. Herkes rahat takılıyor. Yani sporunu yapan var. Çocuğunu gezdiren var. Dükkanlar açık. Millet geziyor. Biz de işte dönercilerde sadece takeaway alma imkanı var. Takeaway alma imkanı var. Yani paket alma imkanı var. Gördüğünüz gibi içeri kapalı. İçeriye kimseyi alamıyoruz. Sadece paket şeklinde. Paket şeklinde işte al gülüm ver gülüm yapabiliyoruz. Ama millet ilk etapta rahat takılıyor. Geziyor, tozuyor. Kimsenin umurunda değil. Arkadaşlar, demiştim size gece 12'den sonra bütün kafe, restoranlar, her şey kapandı. Artık sadece paket alabiliyorsun restoranlarda. İlk başta sabahın videokinde gün 300. Kalabalığı da aslında sokaklarda insanlar vardı, su yürüyorlardı, bisiklet, koşuş falan filan. Millet rahat takılıyordu gibiydi. Sonradan sokaklar baya baya azalmaya başladı, boşalmaya başladı. Çünkü insanlar sadece bir gün hazırlanmak için bir günleri vardı sadece. Ve bu yüzden millet sabah daha alışverişini yaptı. Dükkan sakin, işler baya bir durgun. Çünkü tabii içeride artık servis veremiyorsun. Ama belli ediyor yani. Bu talimat kesinlikle belli ediyor, etkiliyor. Esnafları vurdu yani. Hemen etkiliyor esnafları. İnsanlar korku içinde. Çalışamazsam para yok. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? İnsanlar panik halde. Yarın ne getireceğini bilmiyorlar artık. Herkes korku içinde. Alışverişini yapan yaptı. Yapamayan düşün yani. Yapamayan iyice stres altında daha. Hayırlısı arkadaşlar. Ben devamlı video yapacağım günlük. Devamlı vlog yapacağım. Değişikliklerle ne değişti, ne oldu, ne olacak gibisi. Günlük haber vermeye çalışacağım sizlere. Dükkan için açış saatleri değişecek. Yani düşünüyorsun bu saatten bu saate artık gerekmiyor. Kuş uçmuyor. Bu saatte kapatalım, daha geç açalım ya da daha erken kapatalım derken değmeyecek bile. Yani hayırlısı arkadaşlar, ortalık karışık. Tam ne düşüneceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Herkes de öyle, herkes de böyle saf saf birbirine bakıyor. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, ne oluyor? Bu böyle 2-3 ay, 4 ay, 5 ay devam ederse tamam. İyi kötü kendini biraz düşünen, ileriye zaman düşünen insanlar birazcık rahat olacak ki onlar da 3-4 ay içinde sıkışacak. Kendini hiç düşünmeyen, yarını hiç düşünmeyen adam yandı yani. Yandı yani, çünkü öylelerini de tanıyorum. Yani adam daha bir gün kapandı Brüksel, yani millet korku içinde. Yani millet ne yapacağını şaşırdı. Günden güne yaşayan yandı yani. Hemen direkt baştan yandı. İlerisini düşünen insan daha bir rahat, ama ne kadar rahat olacak? Daha başındayız arkadaşlar. Bundan hepimiz de eminiz. Daha baya baya bir ortalık karışacak. Farkına vardığım bir pattern var. Şimdiye kadar ülkelerde
Ya acayip patladı. Bulaşılan sayısı yani hep kere iki kereye kesin buldu yani. Şimdi bütün ülkelerde kere iki kere iki kere iki günlük yani acayip yayıldı. Peki ne kadar önlem alırsan al, ne kadar dikkat edersen et. Yani ortalık karışık, ortalık mahvolacak yani. Baya bir Hollanda, Belçika, Brüksel, Lüksemburg, her yer yani baya baya bir karışık arkadaşlar. Tam ne yapacağız, ne yapmayacağız belli değil. Videonun altına yazın arkadaşlar. Neredesiniz, neredensiniz? Video çekin bana yollayın isterseniz, ulaştırın. Bu bölgede öyle, şu bölgede öyle yani birbirimize faydamız olsun, birbirimize haberi yayalım yani. Gün 3 gece oldu, hani gece de aslında değil, 11.30 saat 11.30. Bizim her zamanki mağazalara gezdiğimiz yerlerden geçiyorum. Yani misal Skarbek, Heubergerbaum, Plastics, gittiğimiz kahve. Kahveler kapalı. Nargileler kesin kapalı. Denizaltı devam ettiren aktivitesini birkaç kişi var gibime geliyor. Ne hiç isim, mekan hiçbir şey demeyeceğim. Ama yani her zamanki gittiğimiz yerler tamamen kapalı. Bellagio da kapalı. Hiçbir şey yok her yer. Dönerciler işte dışarıdan yemek veriyor. Sıra. Tamam işte Plaslitz'teyiz şu an arkadaşlar. Emirdağ Snack kapıları resmen kapatmış. Bir müşteri ilgileniyor. Siparişleri veriyor. Emirdağ Köftecisi aynı şekil. Kapının önünde sürekli bir bekliyor. Bir bir müşteriye müdahale ediliyor. Bir bir müşteriye yemek veriliyor. Bu Tekince için de geçerli. Gördüğüm gibi bizim Tekince Tantuni için de öyle. Tekince Tantuni zaten adamın önünde cam var. Açılan cam var. Onu öyle servis veriyor. Arkadaşlar mecbur öyle bir olması lazım. Çünkü devlet baba ceza yazıyor. Aynen öyle. Müşteri başı 600 euro yazarmış duyduğuma göre. Eğer ki dükkanın kapalı olması lazımsa ve kapalı değilse 5000 euro ceza yazarmış. Aynen öyle yani. Eğer müşteri başı açık olabilen müşteriler, yani mesela yanlış söyledim, açık olabilen dükkanlar, misal dönerciden pay biçeyim, içeriye insan alamaz. İçeriye oturtturmak için servis veremez. Ama dışarıya servis verebilir. Paket verebilir ve paketi vermek için içeride kimse oturmak yok. Oturtturamaz. Oturtturursa 600 euro müşteri başı, mekanda oturan müşteri başı 600 euro cezası varmış. Düşün yani. Şimdilik millet rahat. Yani sabah baktım, sabah herkes yani alışveriş yapıyordu, jogging yapıyordu, koşuyordu, koşmalar, köpek gezdirmeler, kedi gezdirmeler. Yani öğlen rahattı. Biraz 3-4'e doğru ortalık daha sakindi. Millet alışverişini yapmış, hop eve kaçmış. Akşama doğru da şimdi abi sokaklar bomboş. Bakıyorum sokaklar bomboş. Trafik denen hiçbir şey yok. Yani öyle 3 dakika burada kaybettim. 1 dakika burada yok. Hiçbir yerde yok yani. Koca sokakta yani ana sokakta 3-4 araba görmüyorsun yani o derece. Hani arkadaşlar ortalık tuhaf ya. Tuhaf. Hani alışık olmadığımız durumlar. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Gün 3. Şimdilik durum bu. Bakalım. Hayırlısı arkadaşlar.